Şimdi iki, burada bir yeni okuyacağımız bab da babu eklif dibab. Kelerlerin yenilme meselesi. Bu yenilir mi, yenilmez mi? Haddesena Muhammed ibn el-Haccac ibn Süleyman el-Hadrami قال حدثنا الحسيب بن ناصح قال حدثنا يزيد بن عتا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال نزلنا أرضا كثيرة الضباب. Abdurrahman ibn Hasan diyor ki biz bir yere nazil olduk. Orada keler çok. Keleri çok olan bir yere. Fesabetna meca'atun. Bize açlık isabet etti. Acıktık. Fatabahna minha. O kelerleri tuttuk, pişirdik. Fe innel gudure le tuğla biha. Başladı tencereler kaynamaya. Eti pişirmek için. İz ca'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz çıkıp geliverdi. فَقَالَ مَا هَذَا dedi ki bu pişen şey nedir? فَقُلْنَا طِبَابٌ أَسَبْنَاهَا bunlar kelerlerdir. Biz bunları isabet ettik yani avladık, pişiriyoruz. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki اِنَّ اُمَّةً مِنْ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ Beni İsrail'den bir ümmet مُسْخَتْ دَوَابَّ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde dabbe olarak, hayvan olarak meshedildi. Yani onları Cenab-ı Hak yeryüzünde yürüyen bir hayvan şekline koydu, meshetti. Ve inni akşa ben korkarım ki en tekune hadihi bu keler taifesi ola, o taife ola, hazibu ola. Yani o meshedilenler işte bu kelerler ola, bunu bilemedim, bundan korkuyorum. Fe ekfi'uha siz bu kabları dökün, bu eti yemeyin. Yani getir olarak da buyurmuyor da o ümmet meshedilmiş fakat meymun olan da var, hınzır olan da var, bunların hepsi var. Fakat bir de bir başka bir hayvana meshetti o kavmi ki o belli değil hangisi. Caiz ki bu kelerler olur. O meshedilen taife. Onun için siz bunu yemeyin, bunu dökün. Hadisi şerifi bir bu Abdurrahman ibn Hasan'dan gelen rivayet. Haddesena Fahdun kâle haddesena Umar ibn Hafsin. قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب الجهني قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه ثم ذكر مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي فهتن ده رواية ديور عبد الرحمن بن حسن الحديث قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردولار فذهب قوم ولمادن بر قسم صاحب oldular إلى تحريم لحوم الضباب kelerlerin etinin haram olduğuna bu hadisi şerif sebebiyle zahip oldular. لَاَنَّهُمْ لَمْ يَمَنُوا emin olmadılar. اَنْ تَكُوْنَ مَمْسُخَةً bu hayvanlar meshedilmiş bir ümmettendir. Bundan emin olmadılar. Bilseler ki bu hayvandır, meshedilen o cemaat değildir, yenilmesi helal olacak. Fakat meshedilen insanlar meshedilmiş de keler olmuşsa yenilmez. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ bu hadisle de ihticac ettiler ki bak Resulullah Efendimiz onlara yedirmedi, döktürdü. Ve halefuhum fi zalika aharun. Ulemanın diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav biha ba'san. Keleri yemekte beis görmediler. Ve kana min el hucceti lehum fi zalik. Bu mesele hakkında ikinci zümrenin hüccetindendir. Enne Hüseyin'in kad revâ hâzel hadis. Hüseyin bu hadisi rivayet eyledi. An Zeyd ibn Vehb, Zeyd ibn Vehb'den ala hilafi hadel mana, bu mananın hilafına. Ellezî revâhul a'meşu aleyh. İmam-ı A'meş'in rivayet etmiş olduğu mananın hilafına rivayet eyledi. Nasılmış o? O rivayeti de getiriyor. Diyor ki haddesena Fahdun. Kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Kâle haddesena Muhammed ibn Fudayl. En Hüseyin'in, işte muhalif rivayet eden bu. En Zeyd ibn Vehbi, en Sabit ibn Zeyd'in el Ensari radıyallahu anh'u kâle. Evet, Sabit ibn Zeyd dedi ki, kâle künnâ me'a Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimiz'le idik. Fe esâben nâsu dibâben. Nas gitti, kelerleri avladılar. Feştebevhâ. Onları kebap ettiler, feekeluha yediler. Feasabtu minha dabben, ben de bir keleri yakaladım. Feşeveytu, onu ateşte kızarttım.
Sümme eteytü bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e getirdim ki o da yesin. Fe ahade cerideten. Bir ağaç parçasını aldı. Fe ceale yeuddu biha esabi'ahu. Onunla onun parmaklarını saymaya başladı. Kelerin parmaklarını vuruyor ki kaç tane parmağı var diye. Fekale buyurdu ki innehu ümmetun min beni İsrail. Bu beni İsrail'den bir ümmettir. Müsihet meshedildi devabe dabbeye. Dabbe demek yerde yürüyen, tepinen. İşte onlar hani ayakları yok ya, ayakları kısa ama gene yerde sürünür. Fil ardı yerde sürünen hayvanlara meshedildi. Ve inni la edri. Ben bilmiyorum. Leallaha hiye. Caiz ki bu ümmet olsun. Cenab-ı Hak beni İsrail'den bir kavmi isyanları sebebiyle yerde sürünen hayvanlara meshetmiş. Ama bilmiyorum. Caiz ki bu odur diye Peygamber Efendimiz şüphelenmiş. İşte parmaklarını da ondan saymış. Kelerin kaç parmağı var? 5 parmağı mı var? İşte, demek ki ondan şüphelenmiş. Caiz ki budur. Yani o da kati değil. Peygamber Efendimiz şüphe üzerine. Onu öyle demiş. فَقُلْتُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ اِشْتَبَوْهَا فَاَكَلُوهَا. Evet. Sabit ibn Zeyd el-Ensari diyor ki bu Sabit ibn Zeyd mi? Zeyd ibn Sabit mi? Yani Sabit ibn Zeyd diyor. Esas meşhur olan Zeyd ibn Sabit eshabtan. Bu diyor ki ben dedim ya Resulallah bunlar kızarttılar, yediler. فَلَمْ يَكُلْ. Fakat Peygamber Efendimiz yemedi, velem yenhe nehid etmedi. Yemesinler demedi ama kendisi de yemedi. İşte yenilmez diyenlerin delili bu. Yenilir diyenlerin delili de bu. Yenilir diyenler diyor ki Resulullah Efendimiz nehyetti mi? Etmedi. Siz yemeyin. Kendisi yemedi. Öyleyse yenilir mi yenilmez mi? Ulema arasında ihtilaflı kaldı. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesena Ebu'l-Velid. Kale haddesena Ebu Avane. En Hüseyin'in fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbrahim ibn-i Merzuk vasıtasıyla Hüseyin'den rivayet ediyor. Gayre ennehu kal Sabit ibn-i Vedi'a. Evet, Hüseyin Zeyd ibn-i Vehb'den değil de Sabit ibn-i Vedi'a'den rivayet etti. Bu sonki rivayette. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fe fi hadel hadis. Bu hadisi şerifte olucudur. Hilafu ma fil hadisi levvel. Evvelki hadisin hilafi. Evvelki hadise dedi ki Peygamber Efendimiz döktürdü. O kaplarda pişiyordu. Onları döktürdü, yedirmedi. Ama bunda döktürmedi. Onları nehyetmeyle eylemedi. Yalnız kendisi yemedi. Lenne fi hada bu hadisi şerifte olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yenhehum an ekliha. Onu yemekten ashab-ı kiramı nehyeylemedi. Fakat haşye fi hadel hadis. Bu hadisi şerifte Resulullah Efendimiz haşyet etti. Korktu ki en yekune memsuhen. Mesh edilen ümmetten olmuş ola. Bundan korktu. Kema haşye fil hadisi de var. Hadis evvelde de öyle. Onlara döktürdü. Dedi ki caiz ki bunlar o mesh edilen ümmet olsun. Döktürdü. Bu ikinci hadiste de yine aynı korku var Peygamber Efendimiz'de. Fakat yemeyin demedi. Onda döktürdü, yedirmedi. Bunda da nehi eylemedi. Birbirine muhalif oldu. İki hüküm. Gayre ennehu kad yecûz. Şu kadar var ki caiz ki en yekûne tereken nehye. Bu ikinci hadiste Peygamber Efendimiz nehyi terk eyledi. Onları nehi eylemedi. Le ennehum kânû fî meca'ati. Onlar pek acıkmıştılar. Nehi zamanı değildi. Yukarıki hadiste açlık değildi. Yani keyfin gitti avladı, yemeye başladılar. Fakat bu ikinci hadis-i şerif emrettiği vakitte nas acıkmıştı. Öyle eti yemek bile caiz o vakitte. Onun için de heylemedi. Alama fi hadis-i Ameş. Ameş'in hadisinde olduğu üzerine onlar meca'deydi, açlıktaydı. Fe'ebâhe zâlik lehum lid-darûre. Darûretten dolayı onlara nehyelemedi, yemeyin demedi. Bu caiz. Bu yani böyle de ihtimali var. Öyleyse şimdi gene mesele müşkil kaldı. Daha bunu izah edecek hadis bulmak lazım. Sümme reca'na ila ma fi zâlike eyda. Bu mesele hakkında biz döndük, rücu ettik. Siva hâdeynil hadisin. Bu iki hadisten başka bir hadis var mı diye araştırdık. Fe izen İbrahim ibn-i Merzûk kat haddesena.
Baktık ki İbrahim İbni Merzuk'un bize bir rivayeti var diyor İmam-ı Tahavi. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُ الْوَلِيدِ وَعَفَّانِ قَالَ حَدَّسَنَا عَوَانَ أَبُ عَوَانَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ اَنْ حُسَيْنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَ Hüseyin'den rivayet eyledi. Hüseyin de kim? Satınan Hüseyin. Beni Fezare'den bir adam. قَالَ Bu Hüseyin dedi ki اَخْبَرَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَ Semret ibn-i Cündep bize haber verdi radıyallahu anh. Enne Nebiyyallah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz etahu ona geldi. A'rabiyyum bir A'rabi, bir bedevi. Ve huve yahtubu. Peygamber Efendimiz de hutbe okuyordu. Fakata aleyhi hutbetehu. Hutbeyi Peygamber Efendimiz'e kestirdi. Ya Resulallah dedi. Hutbede Resulullah Efendimiz'in sözünü kesti. O bedevi dinlemeye başladı. Fekale ya Resulallah ma tekulu fiddabbi. Kelerin yenilmesinde ne dersin dedi. Resulullah Efendimizin sözünü kestirdi ve bu suali sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inne ümmete min beni İsrail beni İsrail'den bir cemaat müsihat meshedildi. Hayvan suretine kalb olundu. Fela edri ben bilemedim ki eyyed devabbi müsihat. Hayvanların hangisine meshedildi, hangi hayvan şeklinde sokuldu, bunu bilemedim. Yani caiz ki, işte bu kelerler, o ümmet ola. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Hayvet ibn-i Şureyh, kâle haddesena Bekiyyet ibn-i Velid, en Şabete, kâle haddeseniyel Hakem, en Zeyd ibn-i Vehbin, enin Bera ibn-i Azib, en Thabit ibn-i Vediatel Ensari, radıyallahu anhu, enin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar'dan Sabit İbni Vedia'dan rivayet edildi. İşte bu yukarıda geldi ya Sabit İbni Zeyd diyor. Rivayetlerde Sabit İbni Vedia ya o Sabit İbni Zeyd. Caiz ki Sabit İbni Vedia da kitapta yanlış yazılmak itibariyle Vedia Zeyd gibi yazılmış. O ihtimali var. Ennehu ütiye bidabbin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir keler getirdiler. Fekale buyurdu ki ümmetün müsihat. Bir ümmet idi meshedildi keler şeklinde. Yani yenilmez. Haddesena Ebu Bekret'e Bekkar ibn-i Kuteybe. Kale haddesena Ebu Davud. Kale haddesena Şöbe'nil Hakem. Kale semiyatü Zeyde ibn-i Vehbin anil Bera ibn-i Azib en Sabit ibn-i Vedia radıyallahu anh. Yine Sabit ibn-i Vedia'dan Bera ibn-i Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. İkisi de sahabe. Fakat o sahabe öteki sahabeden işitmiş. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Enne racülen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bidabbin. Bir adam Peygamber Efendimiz'e bir keler getirdi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz o adama dedi ki inne ümmeten fukidet. Ümmetlerden bir ümmet mefkut oldu, yok oldu. Fallahu alem. Yok oldu, Allahu alem bilmiyorum dedi. O ümmet hangi hayvana? Kalp bulundu, mesk edildi, yok arada. Caiz ki bu ola, keler ola. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Hamidu s-Sayr, kâle haddesena Şu'betu, en Adi ibn-i Sabitin, en Zeyd ibn-i Vehbin, en Sabit ibn-i Vedia, en Reculin min Beni Fezare, Sabit ibn-i Vedia, bu rivayette Beni Fezare'den bir adamdan rivayet ediyor. Eten Ütiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bitibabin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kelerler getirdiler. İhtereseha. Ne demek bu? Bitibabin. O adam. Öyleyse racülün beni fezare eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Malum bu. O beni fezareden olan adam. Peygamber Efendimiz'e getirdi bir dibabin kelerler ile ki ihtereseha onları avlamış, yakalamıştı. Fecaala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldı yukellibuha onları sağa sonra döndürür onlara bakardı ve yanzuru bakardı ila tabbin minha onlardan bir dabbe bir kelere aldı onu iyice sağını solunu bakmaya başladı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ümmetün müsihet. Bir ümmet meshedildi. Fela nedri ma fealet. Ne işledi onu bilemiyoruz. O hangi hayvan şekline girdi, nasıl oldu? Ve la edri ben bilmiyorum. Leallaha da minha.
Caiz ki bu keler işte onlardandır, o ümmettendir. Yani o ümmetin meshedildiği muhakkak hayvanlardan bir hayvan şekline sokulmuş ama hangi hayvan şekline? O bilmiyor. Ayet-i kerimede var. Kûnû kiredeten hâsîn var. Meymun suretine girmişler, hınzır suretine girmişler. Fakat bir ümmette var. Onları da başka bir hayvan şekline Cenab-ı Hak meshetmiş. Peygamber Efendimiz baktı ki yani bunlarda o insana benzer bir hal var mı yok mu? Aradı, baktı. Hüküm de veremedi. Caiz ki o meshedilen ümmet bu ola dedi. حدثنا فاتن قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافي بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكله. جابر بن عبد الله dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keleri yemekten iba etti, yani tabi keleri kastediyor, iba etti, yemedi. Ve قال buyurdu ki لا أدري, ben bilemiyorum. لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْعُولَى, caiz ki bu kurun-i ula'da mesk edilen insanlardan ola. اَلَّتِ مُسْيقَرْ, kurun-i ula'da isyanları sebebiyle Cenab-ı Hak mesk ederdi ümmeti Muhammed'de. Bu yok. Peygamber Efendimiz'in hürmetine ümmeti Muhammed'de mesk yok. Eskiden diğer peygamberler zamanında hangi fiili işlerse o fiilin hangi hayvana mesk edilmesini icap ederse Cenab-ı Hak o hayvanın şekline sokardı. Sabahtan kalkardılar ki hınzır olmuşlar yahut da meymun olmuşlar. Ümmet-i Muhammed'de yok. Caiz ki bu keler de onlardan birisi ola dedi, yemedi. Kale Ebu Cafer, Ebu Cafer dedi ki İmam-ı Tahavi, fefî hâdî lâsâr, bu eserlerde olucudur. Enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tereke eklehu. Peygamber Efendimiz kelerin etinin yenilmesini terk etti. Ne için? Havfen minen yekûne, olmasından korktuğu için. Neden? Mimma müsih, mesk edilen hayvanlardan olmasını düşündü. O korkudan dolayı onu yemedi. Burada kalsın. Fallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fesi hadihil asar, bu okuduğumuz hadisi şeriflerde orucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretleri tereke eklehu, kelerin yemesini terk etti. Havfen minen yekune mimma müsih, nesh edilen, mesk edilen insan iken hayvana münkelip olan bir cemaatten oldukları korkusundan. Beni İsrail'den bir kavmi Cenab-ı Hak mesk etmiş. Ama hangi hayvana mesk etmiş, hangi hayvanın suretine girmişler? Resulullah Efendimiz diyor ki bu ben kaybettim, bilemedim. Caiz ki bu keder işte o cemaat olsun. Onun için yememiş. Yani kat'i surette de kendisine vehiy gelmemiş, bilinmemiş. Şüphe üzerine yememiş. Fakat yiyenleri de men etmemiş. فَاَحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ قَدْ حَرَّمَهُ مَعَ ذَلِكَ. Şimdi bu meselenin şuna ihtimali var ki Resulullah Efendimiz işte memsuh olan bir kavim olduklarından bunu haram kıldı. وَاَحْتَمَلَا يَكُونَ تَرَكَهُ. Ve ikinci ihtimal da var. Caiz ki Resulullah Efendimiz onun yemesini terk etti. تَنَزُّهَمْ مِنْهُ عَنْ اَكْلِهِ. Onun etini hoşlanmadı, hoşuna gitmedi de تَنَزُّهَمْ terk etti. Yani hoşuna gitmediğinden dolayı onu yemedi. وَلَمْ يُحَرِّمْهُ. Fakat onu haram kılmadı. İkisine de ihtimali var. Öyleyse keler etinin mesk edilen bir kavim olduklarından etinin yenilmesi haramdır. İhtimalin biri bu. İkincisi de hayır, mesk edilen hayvanlardan değildir, helaldir. Fakat Resulullah Efendimiz onun yemesini hoşlanmadı da yemedi. Bu iki ihtimal var. Bu iki ihtimali meydana çıkarmak, aramak lazım. Acaba hangisi daha kuvvetli? Öyleyse araştıracağız. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında nazar ettik, araştırdık. Hadis-i şerifleri araştıracağız ki bakalım ki hangi tarafı daha kuvvetli. فَاِذَنْ اِبْنُ اَب۪ي دَاوُدْ قَدْ حَدَّسَنَا. Bir de baktık ki İbn-i Ebi Davud bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ الْوَلِيدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ عَكِيلْ بَشِيرُ بْنُ عُقْبَ. Ebu Akil de Beşir ibn-i Ukbe'dir. Bu rivayet etti. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ نَصْرَ عَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ الْقُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Nesre
Ashab-ı kiramdan Ebu Said'in Hudri'den rivayet eyledi radıyallahu anh. Enne a'rabiyen se'elen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said'in Hudri diyor ki, bir a'rabi geldi Resulullah Efendimiz'e sordu. Fekale, o bedevi dedi ki, a'rabi, inni fi ha'iti, inni ben, fi ha'iti, benim ha'itimdeyim, yani bahçemdeyim. O da ne olduğu halde madabbeten madabbe, o kelerlerin yeri olan bir haitteyim, bir yerdeyim ki orada o kelerler çok. Fakat burada inne fi haiti madabbeten, bu da olabilir ama burada inni yazılı. İnne olsa inne fi haiti madabbeten, benim bahçemde madabbe vardır, kelerlerin çoklukça yuvaları vardır, bu manaya da gelir. Fakat inni gelmiş. İnni geldiği gibi nesm-i tekerrübehte. İnni ben. Nerede olacağım? Fi haiti, benim bahçemde. Yani bazen bahçeme gidiyorum, bahçemde kalıyorum. O bahçemde ne olduğu halde? Madabbeten, kelerlerin yeri olduğu halde. Bu vakitte madabbeten hal olur. İnnenin haberi değil. Ve innehu ta'amu ehline. Dedi ki ya Resulallah, orada bizim çoluğun çocuğun yeri budur. Kelerleri avlıyoruz, onları yiyoruz. Ne buyurursun? Yiyelim mi, yemeyelim mi? Sordu. Fesekete, Resulullah Efendimiz sükut buyurdu. Niçin? Keler hakkında Resulullah Efendimiz'e bir vahiy gelmedi. Helal mıdır, haram mıdır? Cenab-ı Hak bildirmedi. Bildirmediğinde Resulullah Efendimiz de şüphe üzerine sükut etti. Ne helal dedi, ne haram dedi. Fekulna lehu avitu. Bedeviye dedik ki tekrar, suali tekrar et. Resulullah Efendimiz hükmünü beyan buyurdu. Fe'avedehu, tekrar bedevi sordu. Fesekete, Resulullah Efendimiz yine sükut etti. İkincide de cevap vermedi. Sümme kulna lehu avitu fe'avedehu. Ebu Said'in Hudri diyor ki biz bedeviye dedik ki tekrar sor. Üçüncü defa o da sordu. Fekale, üçüncüde Resulullah Efendimiz buyurdular ki İnne Allah'a sakata ala sittin min beni İsrail. Cenab-ı Hak Beni İsrail'den bir sıpta azap etti. Beni İsrail 12 sıpt idi, 12 kabileydi. Esbat derler onlara ki 12, her birisine sıpt, yani kabile, bir babanın sülalesi. 12 babadan 12 kabile olmuştular, her birisine sıpt derdiler. Onlardan birisine azap etti Cenab-ı Hak. فَمَسَخَهُمْ دَوَابَ. Onları hayvanlara meshetti, hayvan şeklinde soktu. Öyle hayvanlar ki yedubbûne alelâr, yeryüzünde yürürler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlara gelbetti. Fema azunnuhum, ben onları zannetmem illâ hâûlâ, işte bu kelerleri. Bu kelerler onlardır, Allahu alem bir sevap. Yani zenni galibine buyurmuş Peygamber Efendimiz. İşte bu keler Beni İsrail sıptından, bir sıptın mesh olmasından meydana gelen hayvanlardır. وَلَسْتُ آكُولُهَا, ben onu yer olmadım. Yahut da وَلَسْتُ, ben olmadım آكِلَهَا, o da olur. Onları yiyici olmadım. وَلَسْتُ آكِلَهَا dersek akil ismi fail olur. Lestenun haberi olur. Yok وَلَسْتُ آكُولُهَا olursa o fiil-i müzari olur. Gene lestenun haberi olur cümlesi. وَلَا اُحَرِّمُهَا, ben onu yer olmadım ve onu haram kılar da olmadım. Ne yerim, ne de haram kılarım. Niye? Resulullah Efendimiz zenni galip ile işte mesk edilen o kavimdür diye zannetti. Fet'i surette bilmediğinden dolayı haram etmedi. Zannettiğinden dolayı da yemedi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadisi şerifte olucudur. اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Resul-i Ekrem Efendimiz لَمْ يُحَرِّمِ الدِّبَابَ, kelerleri haram kılmadı. مَا خَوْفِهِ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَمْسُوخِ, nesh edilen hayvanlardan olmak ihtimali üzerine haram da kılmadı. Nesh edilen hayvanlardan olursa haramdır. Değilse haram değildir. Resulullah Efendimiz haram kılmadı. Fakat o mesk edilen hayvanlardan olmak ihtimali de var. Yani şek zahir olmadı. Öyleyse tekrar araştırmak icap ediyor.
Şimdi araştırdık. Bir hadisi şerif bulduk. Ebu Seyyid-i Hudri radıyallahu teala anh'den. O da beyan etti ki bir bedevi geldi, sordu ki benim çoluk çocuğumun yediği bahçemde kelerdir. Üç defa sordu. Birincisinde cevap vermedi, ikincisinde cevap vermedi. Üçüncüsünde cevap verdi, o da ihtimalli. Kat'i surette değil. Beni İsrail'den bir kavmi Cenab-ı Hak gazap etmiş, hayvan suretine sokmuş. O caiz ki işte bunlar ola, dedi. Bu bir ihtimal. Bir de Resulullah Efendimiz dedi, fakat kat'i olmadığından, kat'i surette vehile bunu bilmediğimden ben haramda kılmam, bunu yemem. Öyleyse tekrar araştırmak icap etti. Sümme nazarına, sonra İmam-ı Tahavi diyor ki biz araştırdık. Hel ruvi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bir şey rivayet olundu mi? Ma yenfiyen tekûned dibâbu memsuhen. Bu kelerlerin memsuh olmasını nehyeden bir rivayet bulabilir miyiz? Ki yani bunlar mesk edilen insanlar değildir. Buna dair bir rivayet bulursaksa vakıtta helal olması racih olacak. Böyle bir rivayet bulsak ki o rivayet teyit ediyor ki bu kelerler mesk edilen o cemaat değildirler. Böyle bir rivayet bulursaksa helal tarafı galip gelir. Araştırdık. Feyzen Ebu Bekret'e kad haddesena. İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki baktık İmam-ı Ebu Bekir'e bize rivayet ediyor. Kale haddesena müemmilü bünü İsmail. Kale haddesena Süfyanü Sevri en Alkamete bin Merset. Anil Mughiret ibn Abdillahil Yeşkeri. Anil Ma'rur ibn Süveyd. An Abdillah ibn Mes'udin radıyallahu anh. Abdullah ibn Mes'ud'a senedi muttasil ile çıktı. Abdullah ibn Mes'ud rivayet ediyor ki Kâle su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sual buyuruldu. Peygamber Efendimiz'e sual ettiler. Neden? Enil qiredeti vel khanazir. Meymunlar ve hınzırlardan sual ettiler ki ehye mimma musih. Ya Resulallah, bu hınzırlar, bu meymunlar mesk edilen insanlardan mıdır? Çünkü ayette var ya Cenab-ı Hak gazap ettiği bazı kavimlere ne dedi? Kûnû qiradeten ve khanazir. Siz meymun ve hınzır olunuz dedi. Onlar meymun ve hınzır oldular. Şimdi ashab-ı kiram şüphelendiler. Zamanımızda meymun var, hınzır var. Acaba o nesh edilenlerin cinsinden mi? Yoksa bunlar alelade bildiğimiz hayvan mı? Çünkü meymun, hınzır evvelden var. Hayvan olarak var. Fakat o Beni İsrail'den bir kavim yahut da daha başka peygamberlerin zamanından olan gazab-ı ilahi uğramış bir kavme Cenab-ı Hak kûnû qiradeten ve khanâzir dedi. Ha, demek meymunlar var, hınzırlar var. Siz de onlar gibi olun. Onlar da meymun ve hınzır şeklinde girdiler, oldular meymun ve hınzır. Bu mevcut meymunlar, hınzırlar da onların sülalesinden mi yoksa evvelde mevcut olan hayvan sülalesinden mi diye şüphelendi, sordular. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnnallâhe azze ve cel Cenab-ı Hak lem yuhlik kavmen, hiçbir kavmi helak etmedi. Evlem yemsah kavmen, yahut da hiçbir kavmi mesk etmedi, başka hayvan suretine sokmadı. Feyece'ale lehum neslen, onlara da nesil kıla ve la akibeten akibet kıla. Herhangi bir kavmi Cenab-ı Hak helak ettiyse neslini de kesti. Herhangi bir kavmi mesk ettiyse onun neslini de kesti. O kavmi helak etsin de neslini bıraksın. Onları başka hayvan suretine soksun da neslini bıraksın, bu olmadı. Şu halde mevcut meymunlar, hınzırlar o mesk edilen cemaatin sülalesi değil. Bildiğimiz adi hayvanların sülalesi. Ya onlar? Onlar meymun ve hınzır oldular ve öldü gittiler. Onların nesilleri töremedi. Şimdi bu hadis-i şerif neyi tekit etti? Kelerlerin mesk edil, eğer o kavim kelere mesk edildiyse onun sülalesi kalmaz. Onun sülalesi devam etmez. Öyleyse mevcut kelerler mesk edilen cemaatten değildir. Hayvan neslidir. Bunu tekit etti. Bir bu. Hadis-i şerifi bunu bulduk. Bu helal olmak tarafını tercih eder. Haddesene ibn Ebi Davud ve Ahmed ibn Ebi Davud kâle haddesene Muhammed ibn Kethir kâle akberene Süfyanü Sevriyyü sümme zekere bi isnadihi mislehu ve zâd. Bu hadisi şerifi Süfyan-ı Sevri de rivayet ediyor. Yalnız ziyade var.
diyor ki ve innel qiradete vel hanazir, maymunlar ve hınzırlar, kanu qabl zalik, Cenab-ı Hak kunu qiradeten hasin yahut kunu qiradeten ve hanazir buyurdu, o kavmi maymun ve hınzır şeklinde soktu ya, ondan evvel o hayvanlar gene var idi. Yani bunda bu ziyade var. Şu halde mesh edilen hayvanın sülalesi devam etmez. Onlar o hayvan şekline girer ve nesiller de töremez, meholup giderler. Haddesena Ruhu ibn-i Ferş, kâle akberena Yusuf ibn-i Adi, kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Süleyman, en mus'ari, en mis'arin, en alqamete, diyor ki, kâle, Abdullah buyurdular ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular, İnne Allah lem yuhlik kavmen, Cenab-ı Hak hiçbir kavmi helak etmedi. Feyece'ale lehum neslen ve la akiba, onlara nesil kıla, akip kıla, böyle kılmadı. Kavmi helak etsin de onun neslini devam ettirsin, zürriyetini devam ettirsin, bu olmadı. Şu halde mesk edilen bir kavmin sülalesi olmaz, akibi olmaz. Haddesena Fehdun, kâle haddesena el-Hasen ibn-i Rabi'ye, kâle haddesena ibn-i İdris, عن ليس بن رقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث الشريف أم سلمة رضي الله عنها ذا في أمر فنزل رواية ديور. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث الشريف ذا رسول أكرم فنزل بيان بيردولار كي أن الممسوخ ورده بالميم لازم بير memsuh olan bir insan, bir evet hayvan suretine kalp olan bir cemaat la yekunu leha neslun ve la akib, onun nesli ve zürriyeti olmaz. Fe'alimna bizalik, Resulullah Efendimiz bunu beyan buyurduğu mesh edilen cemaatin zürriyeti olmaz. Öyleyse bundan ne öğrendik? Fe'alimna bizalik, biz bununla bildik ki اَنَّ الضَّبَّ keler لَوْكَانَ مِمَّا مُسِخْ meshi edilen cemaatten olsaydı lem yebka kalmazdı. Onun da sülalesi kesilirdi, zürriyet olmazdı. فَنْتَفَى بِذَٰلِكَ bununla yok olmuş oldu. اَنْ يَكُونَ الضَّبُّ بِمَكْرُوهِنْ kelerin, etinin yenilmesinin mekruh olması yok oldu, müntefi oldu. Yani demek ki keler eti yenilmesi haram ve mekruh değil. Bu meydana çıktı. مِنْ قِبَلَ اَنَّهُ مُسِخْ o mesk edildi de onun için mekruhtur, bu taraftan mekruh olmadı. اَوْ قِبَلِ مَا جَازَ اَنْ يَكُونَ مَسْخًا caiz ki bunlar mesk edilen insanlardandır, bu cihetten de mekruh olmadı. Niye? Mesk edilmiş ise onun zürriyeti de kesilmiştir. Onlar o zamana mahsus yaşamışlar, ömürleri bitmiş, ölmüş, ama bu hali hazırdaki kelerler doğuyor, büyüyor. Öyleyse bu hayvan cinsidir. Bundan bu anlaşıldı. Peki bu hadisi şerif meseleyi kesip attı mı? Bunu bulduk. Güzel. Bununla kelerin etinin yenilmesinin helal olması lazım geliyor. Sümme nezarına fî mâ rûye fîhî hilâf-ı mâ zikirme. Bir de baktık ki bunun hilâfı zikredilen bir hadisi şerif de var mı? Öyle ya, bu hadis-i şerifler çok. Şimdi bu hadis-i şerife bakarsak keler eti yenilir. Nitekim Şafiiler öyle diyor. Helaldir, yenilir. İmam Ebu Hanife de diyor ki yenilmez. İmam Ebu Hanife'nin elbette ki bir delili var ki yenilmez diyor. Bakalım onun da arayıp daraştırdığı bir hadis-i şerif var mı bunun hilafına? Hel necidu fi şeyin min zalik? O bunun muhalifinde olan rivayetler aradık ki hep bir şey bulabilir miyiz? Ma yedulluna ala ibahati eklihi, kelerin etinin yenilmesinin mübah olduğuna delalet eder. Başka bir hadis bulabilir miyiz? Ev alel men'i min zalik, yahut da yenilmemesine delalet eden bir hadis-i şerif bulabilir miyiz? Tekrar araştırdık. İşte İmam-ı Tahavi'nin bu usulü güzel. Bir meseleyi beyan ederken onu iyice araştırır. Her iki tarafa. Caiz midir, değil midir? Onu araştırır. Bir hadis bulmakla hemen bitti. Hüküm böyledir denilmez ya. O hususta ne kadar hadis-i şerif varsa hepsini meydana getirecek, onlardan bir hüküm çıkaracak. Aradık. Feyden Hüseyin ibn-i Nasr'in ve Zekeriye ibn-i Yahya ibn-i Ebban
قد حدثانا قال حدثنا نعيم نعيم بن حماد قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن باقيت عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. Baktık ki Hüseyin İbni Nasır senedi müttesil ile Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevmen, Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün buyurdular, leyte indena kurseten min burretin semra, keşke bizim indimizde bu buğdadan bir etmek olsaydı, leyte indena bizim indimizde olsaydı, kurseten bir etmek, etmeyi değirmeyi yaparlar ya, ona kursa derler. Neden? Min bürretin semra, bu buğdadan. Mekliyeten biseminin ve leben. Kendisi de yağ ile ve süt ile mekli olmuş. Yani o buğdayı çörek gibi yapmışlar, yağın ve sütün içine atmışlar, onu da kızartmışlar. Böyle bir şey olsaydı. Fekâme racülüm min eshâbihî. Yani olsaydı da yeseydik. Arzu etmiş Peygamber Efendimiz. Bunu ashab-ı kiram duyunca ashabtan birisi kalktı. فَعَمِلَهَا ثُمَّ جَاءَ بِهَا. Gitti, öyle bir buğdayı buldu, o onu yaptı, o yağda kızarttı, getirdi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peki yapmış olduğu çörek, buğda unundan bir ekmek yaptı. Onu sütüne, yağın içine koydu, kızarttı, getirdi. Bunda bir şey var mı? Yok. Fakat Resulullah Efendimiz bak nereyi soruyor. O adama dedi ki fî mekâne semnuhâ, onun yağı hangi kaptaydı? Bu yağı büktün ya, yağın kabı neydi? Kâle fî ukketi dabbin, bir kelerin derisindeydi. Kelerin etini çıkarmış, yemişler. Onun derisini şey yapmışlar. Kap, ukke. Kap onun içine yap koymuşlar. Kelerin derisinde. قال له, Peygamber Efendimiz ona dedi ki irfa'ha, kaldır, ben bunu yemem dedi. Neden? O yağ kelerin derisinin içinde olduğundan dolayı, keler demek necis yahut da hoşlanmadığı bir şey, yağa sirayet etti. Resulullah Efendimiz onu yemedi, kaldır dedi. İrfa'ha, kaldır, yemedi. Şimdi bu da neye delalet ediyor? Resulullah Efendimiz yemedi yine. Yukarıki hadis delalet ediyor ki o memsuh olan kelerin cinsi kalmamış. Hali hazır kelerler var. Bunlar töreme, hayvanattan töreme. Peki Resulullah Efendimiz'in yemediği neden? Mesh olunan cinsten mi, yoksa kelerin kendisi necis olduğundan mı? Şimdi iki hadis-i şerifi bir araya çıkarırsıksa bundan anlaşılır ki hayır, mesh olunduklarından dolayı değil. Ya kelerin kendisi necis de onun için yememiş. Bundan bu hüküm çıkacak. فَقَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etti, dedi ki فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَذَا, İşte bu Abdullah İbni Ömer'in hadisinde olan şey, ma bir şeydir ki يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in kerih gördüğüne delalet eder. لَاَكْلِ لَحْمِ الطَّبِّ, kelerin etinin yemesini hoş görmediğine delalet eder. İşte babu, niye? Kelerin derisinde yağ olduğundan o yağ ekmeği murdar etmiştir diye yemedi, hoşlanmadı. Ama necis etmiştir de demedi, hoşlanmadı, yemedi. Buna delalet ediyor ki Resulullah Efendimiz hoşlanmadı. Buna ne cevap vereceksin? قِيلَ لَهُ, adama denilir ki قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى الْكَرَاهَةِ, caiz ki Resulullah Efendimizin bu kerih gördüğü ola elleti zekereha Ebu Sa'id radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den Ebu Sa'id'in Hudri'nin rivayet etmiş olduğu kerahat ola. Nerede? Fi hadisihillezi kad reveynahu anhu. Peygamber Efendimiz'in yukarı şerifte, yukarıda Ebu Sa'id'in Hudri bir hadis rivayet etti ya, caiz ki o kerahat ola. La ala tahrimihi iyyahu alennas. Nas üzerine haram ettiğinden dolayı değil, ya Resulullah Efendimiz onu hoşlanmadığından dolayı yemedi. Caiz ki o kerahat ola. Resulullah Efendimiz o kelerin derisinin içindeki yağı hoş görmedi, yemedi. Yoksa haram kıldığından dolayı değil. Buna delalet eder. Caiz ki bu kerahat o kerahat olsun. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْذَا مَا يَتُلُّ عَلَى ذَلِكَ, Abdullah İbni Ömer'den bu
kerahetin böyle olduğuna delalet eder. Başka bir rivayet daha var. O rivayette şu: Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Azim, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, en Eyyub, en Nafi, en İbn Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer'den İmam-ı Nafi rivayet etti. Dedi ki: Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ütiye bi tabbin. Peygamber Efendimiz'e bir keler getirdiler. فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ Onu yemedi ve haramda kılmadı. Kendi yemedi. Ya Resulallah haram mıdır? Yok. Haramdır da demedi. Kendisi yemedi. Şu anda bu neye delalet ediyor? Yani Resulullah Efendimiz onu hoşlanmadı da yemedi. Haram olduğundan dolayı değil. Buna delalet etti. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا بِنْ وَهْدٍ قَالَ حَدَّسَنِي مَالِكُنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ Yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet etti Abdullah ibn Dinar. Nâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nâdâ Resulullah, Resulullah Efendimiz'e nida etti. Nâdâ Resulallah. Resulullah Efendimiz'e çağırdı. Kim? Racülün bir adam. Fekâle, o adam dedi ki: Mâ tekûlü fiddabbi. Ya Resulallah, keler hakkında ne dersin? Yani helal mıdır, haram mıdır? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Lestu bi akilihi ve la bi muharrimihi. Ben bunu yiyici olmadım, haram edici de olmadım. Ben bunu yemem, haramdır da demem buyurdu. Şu anda Resulullah Efendimiz keleri yememesi necasetinden dolayı değil, hoşlanmadığından dolayı oldu. Bunu tekit etti. Haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Mekki ibn İbrahim, kâle akberene ibn Cüreyc. النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر dedi ki سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطب Peygamber Efendimiz kelerden sual edildi. Fezekere mislehu. Aynen bu hadis-i şerifin mislini zikretti ki ben bunu yemem, haram da etmem dedi. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سهل بن عامر البجلي قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyorlar ki Peygamber Efendimize kelerden sual ettiler. فقال لا اكل ولا انهى buyurdular ki ben yemem, yiyenleri de nehyetmem. Yiyen adam olursa yesin, onu da nehyetmem dedi. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله yine Resulullah Efendimiz'den Abdullah ibn Dinar vasıtasıyla Abdullah ibn Ömer aynı hadis-i şerifi rivayet eyledi. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله Eyni hadisi şerifi İbrahim ibn Berzuk da rivayet ediyor. Haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Yezid ibn Harun, kâle akberena Şöben, Abdillah ibn Dinar, an ibn Umar radıyallahu anhuma, an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misleri. Ali ibn Şeybe de eyni hadisi şerifi rivayet ediyor. Yani bu senetleri tekrar zikrediyor ki hadis kuvvetlidir diyor. Fahâd ibn Umar radıyallahu anhuma, işte Abdullah ibn Umar, يُخْبِرَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den haber veriyor ki اَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ اَكْلَ الطَّبِّ Kelerin etinin yenilmesini haram kılmadı. Bu hadis-i şeriflerde bu beyan buyuruluyor. وَقَدْ رُوْيَنْ اِبْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. O da kimden? عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ قَالْ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki innehu halal. Kelerin etinin yenilmesi halaldır diye rivayeti de var. Yukarıki hadislerde ben yemem haramdır da demem. Ha, bu getireceği hadiste de hayır, ekli halaldır, kelerin etinin yenilmesi halaldır rivayeti var. Peki onu da kim rivayet eylemiş? İbrahim ibn Merzuk. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Vehbun ve Abdussamed. قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت الشعبية يقول رأيت فلانا إمام الشعبي بن يشتم dedi ki ben filan kesi gördüm حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet ederken filan kesi ben gördüm. لَقَدْ جَالَسْتُ بْنَ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Ben Abdullah ibn Ömer'in dersinde de bulundum diyor İmam-ı Şafii. فَمَا سَمَيَتُهُ يُحَدِّسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet ettiğini işitmedim. غَيْرَ أَنَّهُ قَالْ Yalnız dedi ki كَانَ اُنَاسُ مِنْ اَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabından ben bir takım cemaati gördüm ki يَاكُلُونَ طَبَّنْ Onlar keleri yerdiler. فَنَادَتُمْ اِمْرَاتُ اُزْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّهَا طَبُّنْ Öteden Ezvac-ı Mutahharat'tan bir kadın nida etti ki siz bunu yiyorsunuz ama bu kelerdir dedi. Demek ki Resulullah Efendimiz'in huzurunda olmuş bu. Keleri yemeye başlamışlar. Ezvac-ı Mutahharat'tan birisi de bu yediğiniz kelerdir. Yani yemeyin manasına dedi. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de buyurdular ki اُلُوهُ Siz bunu yiyin. لَيْسَ مِنْ تَعَامِ Bu benim taamımdan değildir. Ben bunu yemem. Ama siz yiyin dedi. وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ فَاِنَّهُ حَلَالٍ Vehb'in rivayetinde diyor ki فَاِنَّهُ حَلَالٍ dedi. Siz yiyin bu halaldir ama ben yemem dedi. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz akhbara ennehu halalun haber verdi ki kelerin eti halaldır ve ennehu terekehu Peygamber Efendimiz halaldır da niçin yemedi terk etti? Ha terk etti. Lennehu lem yekun min taamihi. Onu yer olmadı. Adeti değildi. Haram olduğundan dolayı değil, hoşlanmadığından yemezdi onu. Bu hadis buna delalet etti. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَيْذَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُحَرِّمْهُ Peki Abdullah ibn Ömer'den bu rivayet geldi ki Peygamber Efendimiz haram kılmadı, halaldır dedi, yalnız kendisi hoşlanmadı, ondan yemedi. Başka sahabeden de rivayet var mı? Hazreti Ömer'in kendisinden de rivayet var diyor. Halal olduğuna dair. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَاَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا اَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ لَهِيَعَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبِّ Cabir İbni Abdullah'a sordum kelerden ki keler hakkında ne dersin? Yenilir mi, yenilmez mi? فَقَالَ اُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e keleri getirdiler. فَقَالَ لَا أَطْعَمُهُ Dedi ki ben bunu yemem dedi. Bunu biliyorum dedi. وَقَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer dedi ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem yuharrimu. Peygamber Efendimiz bunu yemedi ama haram kılmadı. Lem yuharrimu, haram kılmadı. Ve innallaha leyenfe'u bihi gayre vahidin. Cenab-ı Hak bu kelerle birçoklarına menfaat verdi. Yani birçok adamlar fakir, aç kalırlar, keleri yerdiler. Ve ta'amu ammetir ru'a bu bütün çobanların yemekidir. Çobanlar daima bu keleri avlar yerler. Onların yemeği budur. وَلَوْ كَانَ عِنْد۪ي لَا كَلْتُ Hazreti Ömer diyor ki şimdi benim yanımda keler olsa ben yerdim. Yani Resulullah Efendimiz'in yemedi ki haram olduğundan dolayı değil. Onu hoşlanmamış. O diğer bir rivayette var ki Kureyş onu yemezdi. Adet değil. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ اَكْلَ الضَّبِّ Ulemadan bir kısmı kelerin etinin yenilmesini mekruh gördü. Yenilmez dediler. مِنْهُمْ اَبُوْ حَنِيفَةَ وَاَبُوْ يُسُفْ وَمُحَمَّدْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ O kerih görenlerdendir. Kim? Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Bu işte dediler ki kelerin etinin yenilmesi mekruhtur. وَاَحْتَجَّ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ Peki delilleri ne bunların? İmam Muhammed delil getirdi onlara. Neyle? Bima haddesena Muhammed ibn Bahr ibn Matar. Kale haddesena Yezid ibn Harun. Kale akhbarena Hammad ibn Seleme. Ha. Ve haddesena İbrahim ibn Merzuk. Kale haddesena Affan. Ha. Ve haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Müslim ibn İbrahim. Kalu. İşte bu üç zat Yezid ibn Harun. İşte Hammad ibn Seleme. Affan. Müslüm ibn İbrahim bunların üçü dediler ki haddesena Hammad ibn Seleme kâle haddesena Hammad ve huve ibn Ebi Süleyman an İbrahim an el-Esved en Âişe radıyallahu anhu
Onlar da Hazreti Ayşe'ye senedi çıkardılar. Hazreti Ayşe'den rivayet eylediler ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اُهْدِيَ لَهُ طَبٌ Ona bir keler hediye olarak getirdiler. فَلَمْ يَكُلْهُ Onu yemedi. فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِلٌ Bir isteyici kalktı. فَاَرَادَتْ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا O isteyici geldi, bana verin dedi, bir şey verin. Birinci, Hazreti Ayşe murad etti ki اَنْ تُعْتِيَهُ Hazreti Peygamber Efendimiz o hediye gelen keleri yemedi ya, onu ona verin. O keleri, o gelen direnciye verin. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye dedi ki اَتُعْتِينَهُ مَا لَا تَأْكُل۪ينَ Yemediğin bir şeyi mi fakire veriyorsun? Yemediğin bir şeyi mi fakire veriyorsun? Yani güzel olsaydı işte biz yerdik. Bizim hoş görmediğimiz bir şeyi mi fakire veriyorsun? Yani verme, bu da makbul değildir. قَالَ مُحَمَّدْ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Muhammed dedi ki فَقَدْ دَلَّ ذَٰلِكَ İşte bu rivayet delalet eyledi ki اَلَا اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kerihe li nefsihi ve li gayrihi kendi nefsine de başkasına da kerih gördü ekle tabbi kelerin yenilmesini bak keleri kendi yemediği gibi dilenciye de verilmesini istemedi. Bu neye delalet eder? Bu kelerin etinin yenilmesinin mekruh olduğuna delalet eder. Kâle İmam Muhammed dedi ki febizâlike ne'huzû işte biz bu kavliyle alırız kelerin eti yenilmesi mekruhtur deriz. Kîle lehu İmam Muhammed'e denilir ki ma fi hâzâ delîlün alâ mâ zekert senin zikrettiğin kelerin eti haramdır. Buna bu hadiste delil yok. Bu hadisi de delil getirdin ama bu buna delalet etmez denilir. قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ كَرِهَ لَهَا Caiz ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye mekruh gördü. اَنْ تُطْعِمَهُ السَّائِلَ dilenciye vermesini لَاَنَّهَا اِنَّمَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ Hazreti Ayşe bunu yaptı, onu kendi yemedi, Peygamber Efendimiz yemedi, Hazreti Ayşe de yemedi de kaldırdı, dilenciye vermek istedi. مِنْ اَجْلِ اَنَّهَا عَافَتُ Hazreti Ayşe de hoşlanmadı onu, kelerin etini yemesini, onu kaldırıp dilenciye vermek istedi. وَلَوْ لَا اَنَّهَا عَافَتُ Eğer Hazreti Ayşe onu hoşlanmamış olsaydı, لَمَا اَتْعَمَتْهُ اِيَّهُ O dilenciye vermezdi. وَكَانَ مَا تُطْعِمُهُ السَّائِلِ Halbuki bir adam dilenciye itham etmiş olduğu şey فَاِنَّمَا هُوَ لِلّٰهِ تَعَالَ Allah içindir. Madem sen hoşlanmadığın bir yemeği fakire veriyorsun, bu makbul değil ya. Hoşlandığın bir şeyi vereceksen, çünkü o fakire vereceğin şey Allah için. Öyleyse sevdiğin şeyi vereceksen. Hazreti Ayşe madem sevmedi, hoşlanmadı, onu fakire niye veriyor? Sevdiğinden versin. Bu caiz ki bunun için olan diyor. Fakat bu itiraz İmam Muhammed'e çok varid olmaz. Niye? Resulullah Efendimiz onu hoş görmedi, yemedi. Fakat haram kılmadı ya. Hazreti Ayşe de yemeyebilir. Fakat o fakire ne? Fakir onu tatlı tatlı yer. Yani malın kötüsü demek değil ki bu manaya çıkar. İmam Muhammed'e verilen bu cevap pek yerinde değil. İmam Muhammed'i izam etmez. فَاَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Caiz ki Peygamber Efendimiz murad etmiş ola. اَنْ لَا يَكُونَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah'a tekarrub edilen şey olmaya اِلَّا مِنْ خَيْرِ الطَّعَامِ Taamların hayırlısından ola. Yani buna delalet eder. Taamların hayırlısı değil keler. Öyleyse bu İmam Muhammed'in sözünü daha iyi teyit ve tekit eder. Hazreti Ayşe onu verdi, malların hayırlısı değil. Öyleyse hayırlısı olsaydı mekruh olmazdı. Demek mekruh olduğundan dolayı hayırlı değil. كَمَا قَدْ نَهَا اَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْبُسُرِ الرَّد۪ي وَالْتَمْرِ الرَّد۪ي Peygamber Efendimiz sadaka verirken kötü hurmayı vermeyin diye emretti. Malın kötüsünü fukaraya sadaka vermeyin. Çünkü verdiğiniz sadaka Allah içindir. Bu da bunun gibi olan. Bu da taamların redisi olan, kötüsü olan, onu da fukaraya vermeyi nehyetti. Caiz ki bunun için olan. Fakat bu bilakis İmam Muhammed'in sözünü teyit ve tekit eder. Demek ki redi olduğundan bunda bir kerahat var ki sen de bak itiraf ediyorsun ki bunda bir alçaklık var ki bunun fakire verilmesini bile Resulullah Efendimiz muvaffak görmüyor.
فَمِمَّا رُوْيَانْهُ فِي ذَٰلِكِ Bu hususta rivayet edilen hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا بْنَ بِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِي قَالَ حَدَّسَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ حُسَيْنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ Peygamber Efendimiz emretti ki sadaka verin. فَجَاءَ رَجُلٌ بِكَبَّاسٍ مِنْ هَذِهِ النَّخْلِ Bir adam bu hurmadan bir miktar getirdi. Bir hurmadan. قَالَ سُفْيَانِ يَعْنِي الشَّيْسِ Bir parça böyle dalıyla kopardı getirdi. وَكَانَ لَا يَجِوَ حَدٌ بِشَيْءٍ Hiçbir kimse bir şey getirmezdi. اِلَّا نَسَبَ اِلَى النُّسِبَ اِلَى الَّذ۪ي جَاءَ بِهِ Kim getirdiyse ona nispet edilirdi. فَنَزَلَتْ Ayet-i Kerime nazil oldu. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُ Siz kastetmeyin. الْخَب۪يثَ kötü şeyi مِنْهُ Şundan ki تُنْفِقُونَ Siz nefaka verdiğiniz şeyden kötüyü kastetmeyin. Adam gitti, formaların arasında baktı ki en zayıfı, en kötüsü bir şey var. Onu aldı, onu sedeke olarak getirdi. Onun üzerine bu Ayet-i Kerime nazil oldu ki kötü mali sedeke vermeyin. وَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنِ الْجَعْرُورِ وَلَوْنِ الْحَب۪يقِ Hurmalardan aşağı cins vardır. Ca'rur derler, levn-ül habik derler. Bunların sedeke verilmesinden Resulullah Efendimiz nehyeyledi. اَوْ يُخَذَا فِي السَّدَقَةِ Yahut da sedekede bunların alınmasında nehyeyledi. Verenlere dedi ki siz bunları vermeyin sedeke. Hurmanın en kötü senadisi. Sedeke toplayanlara da dedi ki siz bunlardan sedeke almayın. قَالَ زُهْرِيُّ لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الْمَد۪ينَ Bu levn-ül habik ile carul medine hurmalarından iki şekildir. Yani hurmaların aşağısı olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz bunlardan nehyeyledi. Bu da delalet eder ki işte keler de bu kısımdan olur. حَدَّسَنَا بُوْ بَكْرِتَ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَمِّلْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنَ اَبِي مَالِكَ عَنِ الْبَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنُ قَالَ كَانُوا يَتِعُونَ فِي السَّدَقَةِ بَأَرْدَاءِ تَمْرِهِمْ Ashab-ı kiramdan bazıları hurmalarının en kötülerini sedakaya getirirdiler. وَاَرْدَاءِ تَعَامِهِمْ Yiyecek şeylerinin en kötülerini. فَنَزَلَتْ Ayet-i Kerime nazil oldu. Estaizu billah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِرُوا فِيهِ Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman şerefiyle müşerref olan kimseler اَنْفِقُوا Siz infak ediniz, sedeke veriniz مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ Kazançlarınızın tayyiplerinden, güzellerinden وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ Yerden biz sizin için bitirdiğimiz şeylerin güzellerinden sedeke veriniz وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ Nefaka verdiğiniz şeylerin en kötüsünü, en habisini kastetmeyiniz. وَلَسْتُمْ بَاخِذ۪يهِ Halbuki size verseler siz almazsınız. O kötü şeyi size verseler almazsınız. Sen onu götürüp sedeke veriyorsun. اِلَّا اَنْ تُغْمِدُوا ف۪يهِ İlla gözün yumarsansa o başka. Yani öyleyse bu ayet-i kerime mucebince malın kötüsünü sedeke vermek mekruh olduğu gibi İşte Hazreti Ayşe'nin de o keleri sedeke vermesi bu kabilden olan. Malın kötüsüdür. Kötüsüdür. Onun için Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi nehyeyledi. قَالَ لَوْ كَانَ لَكُمْ فَاَعْتَاكُمْ Eğer sizin için olsaydı لَوْ كَانَ لَكُمْ فَاَعْتَاكُمْ Siz onlara verseydiniz. Onlar, yani siz sahil olsaydınız, sedeke size olsaydı. فَاَعْتَاكُمْ O sedekeyi size verseydiler. لَمْ تَأْخُذُوهُ Siz onu almazdınız. اِلَّا وَاَنْتُمْ تَرَوْنَ اَنَّهُ قَدْ نَقَسَكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ Onlara derdiniz ya bizim hakkımızı noksan verdiler. Bak malın iyisinden vermedi de kötüsünden verdiler der. Ya hiç almazsınız ya alsanız bile hele bak 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 bana verdiği mala bak Allah için verdiği mala bak diye onu hakir görürdünüz. حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Merzuk قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ibn-i اِمْرَانَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ibn-i Cafer عن صالح عن أبي مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد
Avf ibn-i Malik diyor ki bir aralık biz Mescid-i Şerif'teydik. İz harece aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz çıka geldi. Ve fi yedihi asan. Elinde de bir asa var. Ve eqinen muallakaten fil mescid. Mescitte de asılmış hurma dalları var. Eqin, hurmayı böyle dalıyla beraber koparmış getirmişler. Direklerden asmışlar. Fiha qinun haşfun. Birisi var ki kupkuri. Yani asılan o hurma kundakları, kundağından olur o. Güzelleri var. İçinde de bir tanesi var ki kupkuri. Hiçbir şey yok. Fekale levşâ rabbu hâdel qilmi. Bu hurma sahibi getiren var ya, bunun sahibi dileseydi letesaddaka bâtiyebe minu. Bundan daha güzelini getirirdi. Kendi hurmasının bahçesinde güzel hurmalar var. Daha iyisini getirebilirdi. İnne rabbe hâzihi sadaka leyekülül haşfe yemel kıyamet. Kıyamet günü de bunu getiren adam böyle huri yer. Yani ehli cennet gayet iyilerini yer. Niye? Sadakasına göre. Bu kuru hurmayı getirin de kuru hurma yer. Yani o getirdiği sadaka göre olur. Sümme akbel alel nas. Sonra cemaate döndü. Fekale dedi ki eme vallahi ben Allah'a yemin ederim. لَيَدَعَنَّهَا مُزَلَّلَةً 40 عَامًا لِلْعَوَافِي لَيَدَعَنَّهَا O Medine'yi terk ederler. مُزَلَّلَةً O müzelleleten ta ister orada. Müzellele olarak yani hurmaları sarkılmış genişi aşağı 40 عَامًا 40 sene 40 sene meyveleri var veriyor. Kime terk ederler? Lil avafi hayvanlara terk ederler. Yani nehlel medine. Medine-i Münevvere'nin hurmalarını kastediyor ki bu ahir zamanda olacak. Mehdi'nin zamanında olacak. Mehdi'nin zamanında bütün Müslümanlar toplanıp Kudüs'e gidecekler. Mehdi'nin etrafında Medine'de kimse kalmayacak. Bir burada olacak. Bir de kıyametin kopmasında yakın olacak. Onu kastediyor. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rahmanirrahim. Haddesena Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Ebu Bekir el-Hanefiyyü. Kale haddesena Abdülhamid ibn Cafer. Kale haddeseni Salih ibn Ebi Ureyd. An Kesir ibn Murret el-Hadrami. An Avf ibn Malik el-Eşşai. Ani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehi. Evet. Avf ibn-i Malik el-Eşşai Resulullah Efendimiz'den yukarıdaki hadisi şerifi rivayet ediyor. Yukarıda dün okuduk ya hadisi şerifte. Peygamber Efendimiz Mescid-i Şerif'e girdi. Baktı ki bir direkten kuru hurma dalı asılı. Dedi ki bunu sadaka veren malının kötüsünden verdiğinden cennette de o bu kuru hurmaları yiyecektir. فَهَذَا الْمَعْنَى الَّذ۪ي كَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَسَّدَكَ بِالْطَبِّ İşte diyor ki bu manadır ki فَهَذَا بُ الْمَعْنَى الَّذ۪ي şöyle bir manadır ki كَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ki Peygamber Efendimiz mekruh gördü. لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Aişe için mekruh gördü. Neyi? اَسَّدَقَةَ بِالْطَبِّ Keleri, sadaka vermesini mekruh gördü. Bu mana içindir. Yani malının zayıfıdır. Keler helaldir ama yenilen malların en aşağısıdır, düşüğüdür. La li enne eklehu haram. Yoksa ekli haramdır. Onun için Hazreti Aişe'ye vermedi dedi. Bunun için değil. Yani sadakayı malınızın iyisinden verin. Bu manada. Ve kadru ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. Fi ibahati eklihi eyda. Kelerin yenilmesinin mübah olmasında Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Ne? Maşul bir hadis ki haddesena Yunus. Bize Yunus rivayet eyledi. Kale akberene ibn-i Vehbin. Ona da ibn-i Vehb haber vermiş. Kale akbereni Yunus'u ve Malik. İbn-i Vehb diyor ki Yunus ve Malik bize rivayet eylediler. Ani ibn-i Şihab'in ibn-i Şihab-i Zühri'den. Ki ennehu akbarahum İbn-i Şahab onlara haber verdi. Ani Ebi Ümame tebni Sehli bin Huneyf. Ebi Ümame'den. Ani bin Abbasin radıyallahu anhüma. O da Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledi. Enne Halid ebn el Velid radıyallahu anh.
Halid ibn Velid radıyallahu anh dekhala ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyten me'mune. Peygamber Efendimizle beraber Ezvacı Mütahharat'tan Hazreti Meymune'nin evine girdi. Hazreti Meymune onun halası olurdu. Radıyallahu anh. Fe'utiye bi tabbin mehnuzin. Pişirilmiş bir keler getirildi. Fe'ehva ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi. Peygamber Efendimiz elini ona uzattı, kastetti. Alsın da yesin. Fekale ba'dun nisve. Kadınların bazıları dedi, اَلَّاتِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Hazreti Meymune'nin evinde olan kadınlardan bazıları dediler ki, اَخْبِرُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'e haber verin. Neyi? مَا يُرِيدُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهِ. Yemek istediği şeyin ne olduğunu kendisine haber verin. Ya Resulallah, bak yiyeceğin şey şudur diye haber verin. فَقَالُوا dediler ki هُوَ طَبِّنْ bu kelerdir dediler. Yiyeceği şey kelerdir. فَرَفَعَ يَدَهُ Peygamber Efendimiz elini kaldırdı, yemedi. فَقُلْتُ ben dedim ki diyor rivayet eden Halid ibn-i Velid اَحَرَامٌ هُوَ ya Resulullah bu haram mıdır? Sen bunu yemedin. فَقَالَ لَا haram değildir. وَلَاكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي lakin bu keler benim kavmimin yerinde olmadı. Yani Mekke'de keler yemek adet değil, yemezdiler. فَأَجِدُنِي ben beni buluyorum. اَعَافُهُ onu hoş görmez buluyorum. Demek ki Kureyş keler yemezdiler, bilmiyordular. Resulullah Efendimiz de Kureyş'ten olduğundan keler yemesini adet edinmemişti. Onun için hoşuna gitmedi. Haram olduğundan değil, onun hoşuna gitmediğinde Resulullah Efendimiz hoşlanmadığından yememiş. Feşterertuhu Hazreti Halid diyor ki böyle deyince ben onu onun önünden çektim. Aldım fekeltuhu onu yedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenzuru ileyye. Peygamber Efendimiz de bana bakıyordu. Felem yenheni beni nehyeylemedi. Halid sen de yeme demedi. Resulullah Efendimiz ben hoşlanmıyorum deyince Halid çekti önüne hepsini yedi. Resulullah Efendimiz de baktı ve önünde nehyeylemedi. Nehyeylemediği gibi haram olmadığı sabit oldu. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus kâle haddeseni Esbat ibn Muhammed ani Şeybaniye an Yezide ibn al-Asam kâle du'ina li'ursin bil-Medine. Yezid bin Asam diyor ki bir düğün yemeğine biz davet edildik. Fekurribe ileyna ta'am bize ta'am getirildi. Feekelnahu biz onu yedik. Sümme kurribe ileyna 13 tabben 13 tane keleri pişirmişler getirdiler bize. Feminna akil ve minna tarik bizden bazılarımız o kelerleri yediler bazıları da terk ettiler. Bazıları helaldir diye yemiş, bazıları da şüphe etmiş, yememişler. فَلَمَّا أَسْبَحْتُ اَتَيْتُ بِنْ عَبَّاسِ Vaktaki sabah oldu, Yezid ibn-i Asam diyor ki, ben geldim İbn-i Abbas'a. فَأَخْبَرْتُهُ بِزَالِكِ Ben bunu haber verdim ki, bir düğün yemekine gittik, yemek yedik, yemekten sonra 13 tane keler getirdiler. Nasım bazısı ondan yedi, bazısı yemedi. Yani sen ne dersin, helal mıdır, haram mıdır? Sordu. فَقَالَ بَعْدٌ مِنْ عِنْدِهِ بَعْدُ مَنْ عِنْدَهُ Abdullah ibn Abbas'ın yanında olan cemaatten bazıları dediler ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ Ben onu yemem, haramda kılmam. وَلَا أَمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَا عَنْهُ Yiyin demem, ondan nehy de etmem. Abdullah ibn Abbas'ın yanında eshaptan bazıları varmış. Onlar böyle haber vermişler. Fekale ibn Abbas radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas buyurdular ki: "Ma bu'ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhallilan ev muharriman." Peygamber Efendimiz helal kılıcı yahut da haram kılıcı olduğu halde bahsedilmedi. Helal kılmak, haram kılmak Resulullah'ın elinde değil.
Resulullah Efendimiz, ben seni bahsettim, istediğin şeyi helal et, istediğin şeyi haram et. Yok, Cenab-ı Hak böyle bahsetmemiştir bunu. Ne demek istiyor? Yani demek istiyor ki, evet, Peygamber Efendimiz muhallil ve muharrim değildir. Kurribe ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lehmün. Peygamber Efendimiz'e bir et getirildi. Femedde yedehu yekul. Elini uzattı ki o etten yesin. Fekalet Meymunetu radıyallahu anha. Hazreti Meymune buyurdular ki, ya Resulallah innehu lehmü tabbi. Bu keler etidir dedi. Fekeffe yedehu, elini çekti, yemedi. Sümme kâle hâzâ lehmün lem âkülhû kattu. Bu bir ettir ki ben bundan hiç yemedim. Ve keleri yedigim yok. Fe'ekelel Fadlu ibn Abbas radıyallahu anhuma. Fadlu ibn Abbas oradaydı. Resulullah Efendimiz'e getirilen o keleri Resulullah Efendimiz yemediğinden Fadlu ibn Abbas yedi. Ve Halid ibn Velid, bir de Halid ibn Velid yedi. Ve emraetuhu kânet me'ahum. Ailesi de onunla beraberdi. Yani Hazreti Halid'in ailesi de berabermiş, o da yemiş. Ve kâlet Meymûnetü radıyallahu anha. Hazreti Meymûne dediler ki, la âkülü ta'amen. Ben bir ta'amı yemem ki, lem yekül minhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yemedi. Demek ki bir Hazreti Meymûne de yememiş. Niye? Resulullah Efendimiz yemediğinden Hazreti Meymûne demiş ki, Resulullah'ın yemediği yemeği ben de yemem. Şu anda burada 5 kişinin ikisi yememiş, Resulullah Efendimiz ve Hazreti Meymûne, Fadlı bin Abbas, Hazreti Halid, Hazreti Halid'in ailesi bunları yemişler. Fakat esas Resulullah Efendimiz onları nehyetti mi? Etmedi. Etmediği gibi helal olması meydana çıkıyor. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena el-Mukaddemiyyü, kâle haddesena Yezid ibn Züreyh, kâle haddesena Habibul Muallim, an Ata, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ütiye bisahfetin fiha tibabın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahan getirdiler. Kap ki onda kelerler var. Fekale buyurdu ki, külü, siz bundan yiyiniz. Fiinni aifuhu, ben bunu hoş görmüyorum da, hoşlanmıyorum da onun için yemiyorum. Ben bunu hoşlanmam fakat siz yiyiniz buyurdu. Bu da keler etinin helal olduğunu ispat etti. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس dedi ki أهدت خالتي أم حفيد benim halam أم حفيد var idi. Hazreti Meymune Abdullah ibn Abbas'ın validesi, bu Ümmü Hafid, Hazreti Halid'in validesi, bunlar hep bacıydılar. İşte bu Ümmü Hafid onların bacılarından birisi. Diyor ki, halam Ümmü Hafid hediye eyledi. İlâ Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e. Akiten ve semnen ve utuben. Akit, yoğurdu kurudurlar, kurut yaparlar ya, akit. Bunlardan hediye getirdi. Bir de yağ, bir de keler. فَاَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْاَقِدِ وَالسَّمِنِ. Peygamber Efendimiz bu akıttan, kuruttan yedi, yağdan da yedi. وَلَمْ يَاكُلْ مِنَ الْمُطُوبِ. Kelerlerden yemedi. وَاَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Fakat Peygamber Efendimiz'in sofrasında yenildi. Yani başkaları yediler, Peygamber Efendimiz sükut buyurdular. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا. Eğer keler eti haram olsaydı, لَمْ يُوْكَلْ عَلَى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in sofrasında yenilmezdi. Nehyederdi. Haram olsaydı, haram bir şey yedirmezdi, nehyederdi. فَثَبَتَ بِتَصْحِيهِ هَذِهِ لَا أَثَارِ. İşte bu eserlerin tasihiyle sabit oldu ki, اَنَّهُ لَا بَاسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ. Keleri yemekte beis yoktur. Bu hadisi şeriflerin tasihinden bu çıkar. وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا. İmam-ı Tahavi diyor ki, bizim indimizde de hüküm söz budur. وَاللّٰهُ اَعْلَمْ بِالسَّوَابِ. Sevabı Allah-u Teala bilir. O da kesip atmıyor yani. Yani o da helal olduğuna taraftar.
Resulullah Efendimiz kerih gördü, yemedi fakat başkalarında nehyelemedi. Evet, şimdi bu tabi mezhep oluyor. İmam-ı Şafii ben yerim diyor çünkü Peygamber Efendimiz nehyelemedi. İmam-ı Hanife de diyor ki mekruhtur, madem Peygamber Efendimiz yemedi, mekruhtur. E niçin ötekilerini men etmedi? Kendisine vehiy gelmemişti ki kat'i surette onları men idi. Vehiy olmadığından şüpheli kaldı bu. Diğerleri hani belki mesk edilen hayvan kavimdendir diye bunu da düşündü Resulullah Efendimiz. Şüpheli olduğundan yemedi fakat nehy de etmedi çünkü helal haram kılmak Cenab-ı Hakk'a mahsus. Peygamber Efendimiz de Efendimiz'e vehiy gelmediğinde haramdır demedi fakat kendisi de yemedi. İmam-ı Azam burada ihtiyat ediyor. Diyor ki ihtiyatın biz de yemeyiz. Ama gati surette haramdır da demeyiz. İmam-ı Şafii de diyor ki yeriz. Ve buna helaldir deriz. İmam-ı Tahavi de İmam-ı Şafii tarafına meyyal. O da diyor ki helaldir der, yeriz. La bese belki de tat. Evet. Bu tat meselesi burada bitiyor.